Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş temasları kapsamında Akso Haber'e yaptığı özel açıklamada, dün İzmir Adliyesi'nde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in büyük bir kahramanlık gösterdiğini belirtti. İzmir'de dün bir trafik polisimiz büyük kahramanlık gösterdi. Çok büyük hazırlıklara bakarsanız çok büyük bir katliamı, bir faciayı önledi. Kendisi de şehit oldu. Elazığlı bir kardeşimiz. Mekanı cennettir inşallah. Nur içinde yatsın. Tabii bu polisimizin aslında bu tür hadiseler karşısında eğitimli olduğunu, bunun daha önce tatbikatlarını yaptığını da gösteren bir hadise. Ama kendi canını millet için feda etti. Daha fazla masumlar ölmesin diye. Rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye, DAEŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, DHKPC'nin ve TİKO gibi birçok terör örgütünün kokteyl saldırısıyla karşı karşıya dedi. Türkiye, dün bir başka bağlamda da söyledim. Türkiye, DAEŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, DHKPC'nin, TİKO'nun birçok terör örgütünün kokteyl saldırısıyla karşı karşıya. Ve dikkat edersek PYD ile PKK'nın Suriye kolu PYD ile DAEŞ güya Suriye'de Irak'ta birbirleriyle çarpışıyorlar. Ama dönüp ikisi bir Türkiye'de Türkiye'ye karşı maalesef terör estiriyorlar. Ve kullandıkları yöntem de aynı yöntem. Yani Ortaköy saldırısındaki teröristin kullandığı yöntemle dün eğer o kahraman polisimizin şehadeti şehit olan kahraman polisimizin gayreti olmasaydı görecektik ki ele geçiren silahlar kullanış itibariyle, tarzı itibariyle de aynı yöntemleri kullanıyorlar. Başbakan Yardımcısı Kaynak bütün bunları Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, Irak ve Suriye ile yapılacak yeni uygun bir zeminle o coğrafyadan Türkiye'ye sirayetini önlemiş olacaklarını belirterek inşallah o sahada Türk milletinin menfaati için var olacağız diye konuştu. Bizim bütün bunlar Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatı'yla, işte yarın Sayın Başbakanımız Irak ziyaretine bulunacak. Irak'ta Başika'daki askeri varlığımızın devamıyla ve Irak'la Suriye ile yapılacak yeni uygun zeminlerle inşallah bütün bunların o coğrafyaların Türkiye'ye sirayetini önlemiş olacağız. Ve o sahada Türk milletinin menfaati için var olacağız inşallah. Bakanım, Kahramanmaraş için yine bir arada olacaksınız il yöneticilerimizle, evet. AK Parti danışma toplantısı olacak. Şehrimiz adına da birkaç kelime bir şey söylemek ister misiniz planlamaları için Sayın Bakanım? Tabii şehrimizde bugün hemen namazdan önce de il başkanımızla, belediye başkanlarımızla, metropoldeki iki ilçe başkanımız 12 Şubat ve Dulkadaroğlu belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla bir arada olduk. Gerçekten çok faydalı fikirler çalışıyoruz. Bir yandan Kahramanmaraş'ın benim bakanlığım dışındaki alanlardaki 2017 yatırımlarına ilişkin bir yandan belediyelerimizin planlattığı yatırımların merkezi hükümetlerin takibine ilişkin bir yandan 90 bin muhaciri Kahramanmaraş barındırıyor. Bunların istihdama, üretime kazanılması için görüş alışverişinde bulunduk. Birazdan değerli il başkanımızla teşkilatımızda olacağız. Orada da yine diğer ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla şehrimiz için görüş alışverişinde bulunacağız inşallah.